Ben Şükrü Başdemir'in sevdiğimi söyledim orada ama dedim ki Şükrü Başdemir'e selam söyleyin dedim. İş yeri çok iyi çalışıyor. Ama dedim ona bir sözde sözüm var. Bana oy versin dedim. Çünkü ben aday olduğumda beni aradı. Gökmen'cim memleketin bir evladı varmış. Bir yiğidi varmış dedirttin. Seni destekliyorum dedi. Ben de Allah razı olsun Şükrü abi dedim. Telefonu kapatmıştım. 3 gün sonra aday oldu. Ben onu aradım. Ankara'dayım geliyorum dedi. Ben vallahi bak bu yaşandı sorabilirsiniz ya. Onu canlı yayında da söyleyeceğim de sürpriz olsun diye. Ankara'dayım geliyorum. Oo abi hayırlı uğurlu olsun. Ama ben abi sözüm vardı. Bak dedim senin onurunu kurtardık. Senin aday adaylığından adaylığa çık. Herhalde bize oyunu esirgemezsin dedim. Tünele giriyorum Gökmenciğim. Alo alo dedi telefonu kapattı. Anlatabiliyor muyum? Yani Şükrü Bey'i seviyorum dediğimi söylüyor ama bu kısmını anlatmıyor. Onun için buradan tekrar ifade ediyorum. Bize oy vermesini rica ediyorum. Bu memleketin bir delikanlısı var. Bir delikanlısı var, bir evladı var. Ticaret odasına bir başkan bile seçemedi arkadaşlar. Biz baroyu bir ayda seçime götürdük. Ben de bekletebilirdim. Onun gibi 3 ay. Doğru mu? Bekletebilirdim. Sonra giderdim. Yerime otururdum başkan olarak. Ama ben bunu liyakatlı görmedim. Ben oraya bir daha başkan olacak olursam giderim. Seçilir tekrar otururum. Ama orayı vekille bekletiyor. Niye başkan seçmiyor sizce? Çünkü oraya gidip oturacak tekrar. Gerisin geri de onun için. Oraya tekrar gidecek. Başkan olarak çiçeğini vereceğiz. Oraya göndereceğiz.